Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte paralel kenarın konu anlatımını, soru çözümlerini yapacağız arkadaşlar. İyi dinleyiniz lütfen, güzel öğrenin, önemli bir konudur. Paralel kenarı iyi öğrendiğin takdirde bundan sonraki anlatacağım birkaç dörtgeni de direkt zaten aradan çıkartmış olacaksınız kardeşlerim. İşte eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare gibi, ne bileyim, yamuğun da zaten birçok özelliği paralel kenarla aynıdır. İyi öğrenin. Bu kısmı en önemli dörtgenimiz bence paralel kenardır dostlarım. Hadi vira bismillah. Birinci kuralla paralel kenarı bir tanıyalım. Paralel kenar zaten adı üstünde, karşılıklı kenarları paralel olacak. Bakın üst kenarıyla alt kenar birbirine paralel. Sağdakiyle de soldaki turuncu olanlar da birbirine paraleldir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Bu ikinci tanımı. Görüyorsunuz B, B, A, A. Bunlar çok unutulur dostlarım. Böyle karşılıklı kenarların eşit olduğunu genelde göstermez öğrenciler soruların üstünde. Lütfen siz unutmayın. Ve bir de karşılıklı açılarımızın ölçüleri eşit. Bakın buradaki x ile burası da mecbur x oluyor. Ardışık açıların toplamı da, yani x ile y'nin toplamı da 180 dereceymiş dostlar, ki biz bunu zaten hani u kuralımız vardı ya, oradan da biliyoruz. Şu iki paralelin arasına şöyle bir çizgi çizdiğinde bunların toplamı 180'di. U kuralından dolayı x ile y'nin toplamı 180. Veya bakın şu y ile şuradaki açının toplamı da 180 olacak şu ikisi. Yine u kuralı var burada da, şöyle bir u kuralı var. Burası y ise toplamları 180 olacağından mecbur x'tir. Yani şunların eşit olduğunu, karşılıklı açıların eşit olduğunu u kuralından da ispatlayabilirmişiz. Evet, açıyla ilgili şöyle sorularımız var, bir bakalım. Bakın yine en çok unutulan açı özelliği dostlar, şu paralel kenarın içinden şöyle bir yükseklik çiziyor amca. Buraya 90'ı görüyoruz da lütfen siz şunu unutmayın. Şuradaki Z kuralını da görün. Yükseklik buraya da 90 derece inecektir. Bunu da siz gösterin. Yani bu soruda şuranın 90 olduğunu, bakın şu 90 hemen Z harfinden, buranın da 90 olduğunu ben gösterdim. Şimdi rahatlayacağız soruda arkadaşlarım. Bakalım bir de oran vermiş. CE AD'nin 2 katı. Yani buraya K dediğimde CE 2K'ymış, ki paralel kenarın ilk söylediğimiz özelliği ne? Karşılıklı kenarlar eşit. Yani burası da K. Bak sen şu üçgende olayı bitirdin. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K olacak? Tabii ki 30'un. O yüzden buradaki açımız 30 derecedir. Şurası 60 derecedir dememiz soruyu bitirdi kardeşim. Bundan sonra artık seçim senin. Ne görüyorsan yapabilirsin. Mesela burası 80 ise hocam, karşısı da 80. 80, 90 şuraya kaldı, 10 diyebilirsin. Ya da öğretmenim U kuralı var demiştin. Burası 80 ise şurası 100 olacak. 90'ı burada, 10 kaldı. Böyle de diyebilirsin dostum. Seçim senin. 2 numaraya bakıyoruz şimdi. Yine güzel bir açı sorusu. Bakalım neler vermiş. Bir açı ortayımız var dostlar. Hemen şurada bir Z harfi patlatacaksınız. Açı ortayı gördük. Artık bunu normal üçgenlerde öğrendiğimiz bir taktik. Dedik ki soruda açı ortay ve paralellik varsa, bak yazıyorum bir kez daha. Üçgende söyledik ama bu, dedik ki bu taktiklerin hepsini sene sonuna kadar tüm konuların içerisinde kullanacaksın. Açı ortayla paralellik bir arada verildiyse sen bu soruda Z kuralı yapıp ikiz kenar bulacaksın demiştik dostlarım. Burada da bakın Z'yi çaktım. Hemen şuradaki açıya da noktalı açıdır dedim. Ve ikiz kenarımı gördüm. Yani şurası da buraya eşit geldi. Ve yine paralel kenarda karşılıklı açılar, kenarlar eşit olduğu için buraya da aynı simgeyi koydum. Bakın burada bir ikiz kenar yakaladık. 30 ise taban açılarına 75-75 yazdım. Hadi gelin ister şuradaki Z'yi görün. Şurada bakın 75 ise x de 75 deyin. Ya da hocam şurada bir 75 var. U kuralından burası 105 olacaktı tamamı. 30 burada, 75 kalacak buraya da. Böyle de diyebilirsin. Seçim senin. Hangisini gördüysen oradan yürüyeceksin tabii ki. Evet, ikinci kuralımız dostlarım. Diyor ki paralel kenarın köşegenleri birbirini ortalar. Bakın köşegenlerin kesiştiği nokta Edirne. Bu E noktası paralel kenarın ağırlık merkezidir dostlarım. Ağırlık merkezi.
Yani köşegenlerin kesim noktasıymış ve köşegenler birbirini ortalayacak. Bakın DE ile EB. DB köşegeni ikiye bölünmüş. AC köşegeni de ikiye bölünmüş dostlarım. Köşegenler birbirini ortalıyor ama köşegenler birbirine eşit değil. Yani DB AC'ye eşit değil arkadaşlarım. Paralel kenarda köşegenler eşit olmazmış. Evet, bir örnek yazmışız buna. Bakın E noktası köşegenin tam ortasıysa demek ki DE de bir köşegenmiş. Devam ettiriyorum. O da B'ye kadar geldi. Burası da 4 oldu. Ve sen şu üçgeni gör kardeşim artık. Bak 8, 15, 17'yi yapıştır kardeş. AB 17 çıktı. Üçüncü ve dördüncü kuralımız. Bakın burada da diyor ki şimdi bir köşeden diğer iki kenarın böyle karşısındaki iki kenarın eğer diyor tam ortasına düşecek diyor. Şöyle tam ortasına birer tane çizgi çizersek diyor tam orta noktalarına bakın F ile E tam orta. Bu çizdiğin çizgiler köşegeni yani AC'yi 3 eşit parçaya bölmek zorundadır diyor. Böyle bir kuralımız varmış. Ha, biz bu kuralı illa ezberlemek zorunda mıyız? Değiliz tabii ki. Hani sorusu çıktığında kelebek üçgen yaparak zaten sorusunu da çözebiliyoruz. Ama ezberlersek çok daha kısa sürede çözüyoruz tabii ki. Bakın bunun bir de şöyle bir versiyonu var dördüncü kural olarak. Denizli'den de yine karşısındaki kenarın tam ortasına ve karşılıklı köşelerden çizmişim. Bakın Denizli ile Bursa. Bursa'dan da tam karşısındaki kenarın ortasına. İki tane doğru çizdim. Bu doğru da köşegeni 3 eşit parçaya bölüyormuş dostlar ve yine biz bunu kelebek üçgen, ne bileyim orta taban, benzerlik yani kısacası yaparak bunu biz yine ispatlayabilirdik. Evet, hemen bir basit bir soru. Yukarıda verilenlere göre AC nedir diyor. E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıymış. O halde köşegeni 3 eşit parçaya bölecek. AC toplamda 9 çıkacak. Kuralı bildiğin takdirde saniyelik bir soru. Ha, kuralı bilmezsen de dediğim gibi iki tane kelebek yapman soruyu çözmen için yeterli olacak kardeşim. Evet, devam. Beşinci kuralımız. Bu kuralı biz dikdörtgende, eşkenar dörtgende, paralel kenarda, şeyde, karede falan da söyleyeceğiz. Bakın bir köşegeni çizmiş AC'yi. Ve yine karşılıklı köşelerden Denizli ile Bursa'dan AC köşegenine birer yükseklik indirilirse diyor ki bu yükseklikler kesin eşittir. Ve yüksekliğin köşe üstünde ayırdığı şu parçalar da eşittir diyor tek çizgiyle göstermiş. Aslında hatta şunlar da zaten paralel kenardan eşit. Burada eş üçgenler çıkıyor arkadaşlarım bu ikisi. Eşlikten dolayı biz zaten bunların eşit olduğunu işte haşsa haş. Ya da şu parçayla şu parçanın eşit olduğunu eş üçgen olmalarından söylüyoruz zaten. Evet, basit de bir soru sormuşuz hemen. Bakın burada x artı 3 kesinlikle 3x eksi 3'e eşit olacak. Buradan 2x eşittir 6, x eşittir 3 geldi. X 3 ise demek ki bu yükseklik de 6, bu yükseklik de 6. Bakın 6, 8, 10 çıktı mesela. Tabii ki burası 10 ise burası da 10. İşte şurası 8 ise burası da 8 gibi bilgilerimizi yazdık. Ha, şu etapta şuradaki EF'yi soramazdı zaten. Bulamayabilirdik buradaki. Bulamayız daha doğrusu. AD'yi soruyor. Cevap Bursa. Bakın yine evet aynı özelliği kullanacağız. Şimdi Denizli'den köşegene bir diklik indirmiş. Görüyorsunuz 9. Siz şimdi Bursa'dan da köşegene bir diklik indirirseniz artık diyeceksiniz ki bu da 9 hocam. Hatta şuradaki parça şuradaki parçaya kesinlikle eşit. Ve bakın burada ne çıktı karşımıza? Şu dik üçgene bakın bir 9, 12, 15 üçgeni çıktı değil mi dostlarım? Yani şuradaki uzunluk şu bu K diyelim buraya biz. K, C uzunluğu 12 geldi kardeşlerim. K, C 12 çıktı. Peki başka ne biliyormuşuz burada? Şurası da tabii ki 15. Bunu da yazalım. Paralel kenar DE diktir diyor. Tamam. 15'i 9'u gördük. Tamam. Alan ABE. ABE'nin de alanını soruyor bize. Hemen onu da şöyle kalınlaştıralım. ABE üçgeninin. Şu AE uzunluğu arkadaşlarım. Şu kalınlaştırdığım uzunluğu 12 santim değil mi? Onu da tabii ki yine şuradaki 9
12-15 üçgeninden söylüyorum. Dolayısıyla üçgenimin alanı artık tabanı 12, yüksekliği 9 bölü 2'den 54'ü işaretledim diyebilirim. Evet, altıncı kuralımız, dediğimiz gibi arkadaşlarım, eğer açıortay görüyorum, bakın hepsi bütün şekillerde açıortay var. Açıortay varsa hemen Z kuralı yapacağız. Bakın burada göstereyim şöyle Z'yi. Şurada Z var. Buradaki açı da çizgili açı olacak. Demek ki DE AD'ye eşit. Hatta BC'ye de eşit, değil mi? Karşılıklı kenarlar eşit muhabbetinden. Şu ikiz kenarı oluşturacağız dostlarım açıortay görünce. Bakın bu bir tane açıortay varsa iki tane açıortay var ve şöyle X işareti oluşturuyorlar. Kelebek üçgen çıkartmışlar bakın burada. Burada da kural şu. EC ile DF'nin birbirine her zaman eşit olduğunu söyleyeceğiz. Bakın bunu bir kereye mahsus şöyle göstereyim. Şimdi şuraya X diyelim. Şimdi sadece şu açıortayı çizmiş, hani şuradaki birinci şekildekinin aynısı. Biz şuraya da tek çizgi diyeceğiz ve şuraya A dediğimde bak burası X artı A. Burası da mecbur X artı A gelecek. Çünkü ikizkenar, değil mi? Şunun aynısını yaptım. E şimdi burası x artı a ise mecbur bu da x artı a olacak. Şimdi şu açıortaydan da z kuralı yapınca burası noktalı açı. Bak şu z. Noktalı açıyı oluşturduk. O zaman buradaki kenarla da bu kenar eşit olacak. Yani burası da x artı a olmalı. X'i buradaysa bakın buraya da a kaldı. İşte bunların eşit olduğunu da ispatlamış olduk. Şimdi son şeklimizde de kardeşlerim, bakın yine iki tane açıortay çizmiş. Fakat bu sefer yukarıdaki bir noktada kesişiyorlar. Bu nokta her zaman tam orta nokta olur. Şu şuna eşittir. Onun da yine ispatı tabii ki Z kuralı arkadaşlarım. Şu açıortaydan Z'yi yaptım. Bu da noktalı açı. Bak bu kenar bu kenara eşit. E bu buna da eşit. Hemen buradaki açıortaydan Z'yi yapınca bunun da ikizkenar olduğunu buldum. Demek ki bu da buna eşit. K, K, K diyorum. Burası 2K. E bu aradaki açı 90 derece olacak dostlar. Bak bunu da söyleyelim. 90 derecemizi de yazmış olalım buraya. Şimdi onun mutlaka kuralını da söyleyeceğiz birazdan. Şimdi şuna bakalım bir. Şimdi öncelikle şurası 6 ise bu da 6. Bak bir tane açıortay var. Hemen Z'yi çaktım kardeşim şöyle. Noktalı açıysa burası da noktalı açıdır dedim. Ve şu ikiz kenarı yakaladık dostlarım. O halde bu da 6 ve bu kenar 8 çıktı. X de 8. Yine bir tane açıortay var. Hemen şu Z'yi patlatalım. İşte burası çizgili açı. Demek ki bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bak AD'yi 7 vermiş. Bu da 7. Bu da 7. Toplam 11. Demek ki X de 11 dedi. Yine bir tane açıortayımız var. Artık burada siz videoyu durdurup kendiniz de yapabilirsiniz bence. Hemen Z kuralını yaptınız. Şurası noktalı açıdır dedik. İkiz kenarı gördük. Bu da 7. 7 ise karşılıklı kenarlar eşit. Bu da 7. Zaten burası 10. Burası da 10. 10. 10 da buradan 20. 7 daha 27. 7 daha Denizli'yi paketledim dostlarım. Evet, çift açıortay sorusu var burada da. Dedik ki şurayla şurası kesin eşit olacak. Önce şu Z harfini bir yapalım bir tanesinde. İspatlayarak gidelim bunu. Şu noktalı açıysa bu da noktalı açı. Demek ki 9 ise burası. Şurası da 9. Şu uzunluk 9 arkadaşlarım. E 9 ise buraya 1 kaldı kardeş. Değil mi? 10 olacak çünkü toplam. E bu 1 ise burası da 1 oldu. Ve bak ikisi burada 9, 10. İkisi buradaysa ortaya da 8 kaldı diyebiliriz. Edirne'den patladı cevap. Yine çift açıortay, yine çarpı işareti oluşturmuşlar. Bakın 7 ise artık şuranın 7 olduğunu, o halde buranın 3, eşitti bunlar hocam. Burası da 3, şuraya da 7'den gayrı 4 kaldı dedik, bitti goberler. Yine çift açıortaylı bir sorumuz. Çevre ABCDE 100'müş, tamamının çevresi 100'müş arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Burası A ise bu da A'ydı. Şimdi bunların eşit olduğunu biliyorum. Şurası 7 artı A ise bu da 7 artı A. E tabii ki bu da 7 artı A. Burası 7 artı 2 A olduğu için burası da 7 artı 2 A. Şimdi çevreyi toplayalım. 1, 2, 3, 4 tane 7 var. Yani 28 var. Artı 2 A, 4 A, 5 A, 6 A var bir de. Toplamları 100. 6 A eşittir 72 olur. A eşittir 12 gelir buradan.
Bize neyi soruyor? BC. Şurayı soruyor. 12 ile 7'nin toplamını soruyor. Edirne'yi paketledim dostlarım. Evet, 7. sorumuz. Yine 2 tane açıortay var. Hemen şuradaki Z'yi kullandım. Burası da çizgili açıdır deyip bununla bunun eşit olduğunu söyledim. Hemen şuradaki Z'yi kullandım dostlarım. Bununla da bu eşit olduğunu söyledik. Çevre ABED'yi vermiş şuranın çevresini. Pardon, bununla bu, tabii ki bununla bu da eşit olacak. Şurası değil. Bununla bu eşit olacak. Çevreyi vermiş bize, ne demiş? Bak şimdi şuna A dersek bu da A, bu da A, bu da A. Şurası A artı 2 ise X de A artı 2. Çünkü şunun paralel kenar olduğunu söylemiş bize soru. Hadi çevresini 34 vermiş. Bakın 34'ün içinde ne var? Şurada bir kere 2A var, 3A, 4A, 5A var değil mi dostlarım? 5A burada var. 2 var, 2 de buradan artı 4 var. 30 eşittir 5A, A eşittir 6 geldi. Bize de burayı soruyor. 6 ile 2'nin toplamı 8. 8. soru. Yine bir açıortay görüyoruz. O halde şu Z'yi önce bir yapalım. Diyelim ki burası noktalı açıdır. Bu buna eşit. Tabii ki buraya da eşit diyelim. Başka, bunun tam tersi de, şurası da noktalı açıdır diyelim. Bir de şu Z'yi görelim arkadaşlarım. Biraz kalınlaştırıp şöyle maviyle göstereyim onu. Şurada bakın, büyükte de bir Z var şurada. O halde bu noktalı açıysa, şurası noktalı açıysa, burası da noktalı açı olacak. Bakın burada da bir ikizkenar çıkarttık. Bu da bir ikizkenar çıktı şansımıza. Başka da bir şey, bir de şu var. FB'den, FB'yi bir göreyim. Şurası X diyelim buna. AF'yi, şuraya da Y diyelim. X eksi Y eşittir 3'müş. Yani X eşittir 3 artı Y de diyebilirmişiz. Şurası 3 artı Y. O halde burası da 3 artı Y. O halde burası da 3 artı Y. Hatta burası da Y dedim. Şimdi mecbur şurada bir de benzerlik yapacağım arkadaşlarım. Bakın temel Thales amcanın bize söylediği teorem. Şu şuna paralel. Burası Y'ye 3 artı Y bölünmüş. Yazıyorum. Y bölü 3 artı Y. Burası da 8'e 12 bölünmüş. Hatta 4'e bölerek yazalım. 2 bölü 3. Buradan 3Y eşittir 6 artı 2Y. Y eşittir 6. Y 6 ise bu kenarım 9. Bu kenarım da tabii ki 9. 6 ise Y, şurası 9 artı 6'dan 15. Bu da 15. Şimdi 15 ile 9'un toplamı 24'tür bu iki kenar. Bu iki kenar da 24 yapar. 48'i buldum arkadaşlar. Evet, bir örneğimiz daha var. Şuradan paraleli devam ettirirsem dostlarım bu soruda. Bakın şurada bir Z harfi çıkartmış olurum. Ve bu da noktalı açı olur. Demek ki burayla burası eşit. Hatta burası toplam 6 olacak. 2 burada 4 kaldı. Bu da 4 oldu diyebilirim. Hatta burası da 4 oldu. Bakın çevresini soruyor ABCD'nin. 6 kısa kenar, 8 de uzun kenar. Toplamları 14. 14 de buradan gelecek. Edirne'yi işaretledim dostlar. 7. kuralımız. Evet, bakın burada da yine açıortay ile ilgili bir kural. Diyor ki ardışık iki açının açıortayını çizersen diyor. İşte çizmiş bakın Denizli ile Adana'nın açıortayı. Bunların arasındaki açı daima 90 derecedir. Neden hocam? Çok basit. A, A. B, B yazdığında, hani U kuralı vardı ya. Şuradaki 2A ile şuradaki 2B'nin toplamı 180 dedik ya hani. 2'ye böl hepsini, bak A ile B'nin toplamı 90 geldi. Yani şu üçgene bakarsan A ile B'nin toplamı 90 sa buraya da mecbur 90 kalıyor. İşte buranın 90 olduğunu söylüyoruz. 1. Şimdi bu kuralın 3 tane adımı var. Bu 1. 2. Eğer diyor tam bu 90 olan köşeden sen diyor paralel bir doğru çizersen, bak bu buna paralel. Bu paralel doğru mecburen diyor yan kenarları 2'ye bölecek. Hem bu tarafı hem bu tarafı 2'ye bölecek diyor. Ve bak burada ne çıktı karşına? Dik açıdan bir kenar ortaya indi. Gördün mü şu kısmını sadece? Burada bir de diyor muhteşem üçlü çakarsın diyor. Bu da 2. Son olarak eğer diyor artık buranın dik olduğunu söyledik.
Buradaki üçgenin yüksekliğine h dersek, bak bu yükseklik kenarortay değil yani. Kenarortay muhteşem üçlü yapıyor. Tamam. Yükseklikte neler oluyor hocam? Bak şimdi ispatlayarak gidelim. Şimdi hani hatırlayın açıortayı. Açıortayın bittiği noktadan buraya çizdiğim diklik h ise buraya çizdiğim de h'tı. Şimdi bu açıortay için sola çizdiğim h ise aşağıya indirdiğim de h olacak. Ve bakın paralel kenarımın şu yüksekliği 2h oldu. Yani bu üçgenin yüksekliği h ise kaç ise paralel kenarın yüksekliği 2 katı olacakmış. Bunu da söylemiş olduk arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Artık bu soruda şuranın 90 olduğunu pat diye söylüyoruz. İki açıortayın arası olduğu için. Bunu ben paraleli böyle devam ettirdiğimde bu üçünün eşit olduğunu biliyoruz. Şuraya k diyelim. Bu da k, bu da k. E tabii ki burası da k, 2'ye bölecekti. Bakın şurası 13 artı k oldu. Burası da mecbur 13 artı k. Burası da mecbur 13 artı k geldi. Şimdi çevresini bize 86 vermiş. Bakalım bu 86'nın içinde ne var? 2k var. 4k, 5k, 6K var artı 13 ile 13 yani 26 var. 26'yı atarsak 60 eşittir 6K. K eşittir 10 geldi. Bana X'i soruyor. Şimdi burası 20 çıktı. Canım öğrencim bak şimdi dostum. Şuradaki üçgeni gör. 12, 16, 20 üçgeni olduğunu fark et. 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı olacak. Edirne'yi paketledim dostlarım. İkinci örneğimiz artık şuranın 90 olduğunu pat diye söyleyelim. Biz bu paraleli uzatırsak burayı 2'ye bölecek muhteşem üçlü yapacak diyelim. Ve şurası 8 ise buranın da 8 olacağını biliyorum. O halde buraya 3, buraya 3, buraya 3 cevabım Ceyhan'dan patladı gitti. Evet buna geldik. Bakın ardışık iki açının açıortayı çizilmiş. Şurası 90 derecedir diyelim. Burası, burası ve burası kesinlikle 2'ye bölündü diyelim. Şimdi nereyi 24? Burayı 24. AB'yi de 20 vermiş. AB 20 ise burası 10. 10. 10'dur. X'e de 14 kaldı diyebiliriz dostlar. Dördüncü örneğimiz arkadaşlarım. Artık şurası kesin 90. Burası kesin 90. E bu da 40 hocam. Hadi gelin şu paraleli de şöyle devam ettirelim. Çizelim. Burayı, burayı, burayı. Aynı şekilde buralar eşit. 20, 20, 20 yaptı. Yine 20, 20, 20 yaptı. E buranın toplamı 72'ymiş. 20, 40'ı burada. Ortaya da 32. Bursa kaldı dostlarım. Aynı soru arkadaşlarım neredeyse. Hemen dikliklerimizi gösterdik. Paraleli çizdik. 4, 4 yaptı. Muhteşem üçlüden bu da 4. E diklikten paraleli çizdik. 4, 4, 4. Toplam burası 13 olacakmış. 8'ini koyduk zaten. Ortaya da 5 kaldı. Ceyhan'ı paketledim. Buradaki olay neydi? Ardışık iki açıdan çıkan açıortaylar arasındaki açı 90. Bu 1. Ve bu 90 karşıda tam ortada buluşacak demiştik. Şunlar da eşit demiştik falan filan. Şimdi şurada bir Pisagor'umuzu çakalım biz hemen. Kök 41'in karesi 41 artı 2 kök 2'nin karesi 8 eşittir 49. 49 7'nin karesi olduğu için burası 7. Burası 7. Şu ikisinin toplamı 7. E bu ikisinin toplamı da 7. 3 tane 7 çevresi yaptı arkadaşlarım. Bursa'yı paketledim. Geldik buna. Bakın burası 90 dereceydi. Bu 1. Diklikten diklik indi. Öklit yapacağız. H diyelim buna. H kare eşittir 4 çarpı 9 yani 36. H eşittir 6. Peki bu yükseklik 6 ise üçgenin yüksekliği paralel kenarımın yüksekliği 2 katı olacak demiştik değil mi dostum? 12. Bana da paralel kenarın alanını soruyor. İleride göreceğiz formülü ama şimdiden söyleyelim. Yüksekliği çarpı indiği tabandır paralel kenarın alanı. 12 çarpı 15 180'i işaretledim. Geldim buna. Buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Bu paraleli devam ettirirsem muhteşem üçlü yapacağını 5, 5, 5. Bu
Buranın toplam 6 olduğunu, x'e de 1 kaldığını söyledim arkadaşlarım. Hadi devam. 8. kuralımızmış. Bakın ne diyor? Bu bence çok gerekli bir kural değil. Bu ikisi de dostlarım. Hiç kullanmadım mesela ben bu ikisini de hayatım boyunca. Çok da gerek olacağını zannetmiyorum. Üniversite sınavında da bunları kullanacağınızı zannetmiyorum. Buradaki E dediğimiz şey, yazmışız buraya AC. Yani köşegenlerden birine E, diğerine F dediğinde köşegenlerin kareleri toplamı, şu iki köşegenin kareleri toplamı şuna eşit. Şu kenarlardan birine A, birine B dersen A kare ile B karenin toplamının iki katına eşit. Aklında tutarsan işine yarar belki bir formül ama genelde bunu kenar ortayın uzunluğu sayesinde çözüyoruz. Dolayısıyla bu sebeple de sınavda sormuyorlar. Kenar ortayın uzunluğunu sormayacaklar çünkü dostlarım. Bu da dostlar yine bir köşegeni çizmiş ve diğerinde köşegen çizecekmiş gibi başlamış ama paralel kenarın dışından uzattığı bir doğru varsa. Burada da olay şu. Köşegene kadar olan parçanın karesi yani x kare önce şu küçük parça sonra tamamının çarpımına eşittir. Bu da böyle bir kuraldır. Bakalım örnek koymuş muyuz bunlarla ilgili? Evet, ikinci kuralla ilgili koymuşuz bakın. 6'nın karesi 36 eşittir x çarpı tamamı x artı 5. Buradan da x 4 gelecek. Çünkü 4 dersem burası da 9 yapıyor. Evet, 36'yı veriyor. Yani normalde de kelebek yapacağız. Bakın şurada kelebek var. X bölü 6 şu bölü şu diyeceğiz ve aynı şekilde 5 bölü tamamı şu bölü şu deyip bir şekilde çözerdik soruyu arkadaşlarım. Ama tabii formülü bilirsen çok daha kısa sürede çözebiliyorsun. Şimdi buna gelelim. Paralel kenarla bir doğru arasında bir ilişki var dostlar. Bunu vurguluyor burada. Bakın paralel kenarın şöyle altından bir doğru çizmişim. Paralel kenarı hiç kesmiyor. Burada olay şu. Karşılıklı köşeler var ya bakın A ile C bir karşılıklı köşemiz. Denizli ile de Bursa diğer karşılıklı köşelerimiz. Karşılıklı köşelerden inen diklikler diyor şu uzaklıklar. Bunların toplamı bakın A ile A üssünün toplamı C ile C üssünün toplamına toplayınca bunların ikisinin toplamı. Diğer karşılıklı köşeden D ile D üssü bir de B'den inen dikliklerin toplamına eşittir diyor. Hatta diyor E'den inen dikliğin de diyor iki katıdır diyor her zaman toplamları. Bunu da yamuktan yapıyoruz arkadaşlarım. Şurada mesela bir yamuk var. Görüyorsunuz bunu yamuk. Şurası yamuğun orta tabanı. E, E üssü. Dolayısıyla bu A, A üssü ile C, C üssünün toplamının yarısı E, E üssüne eşit. Zaten öyle diyor. Aynı şekilde diğer yamuğu gösterirseniz de diyorum dostlarım. D, D üssü ile B, B üssünün de toplamı E, E üssünün iki katı oluyor. İkisi de birbirine bu sebeple eşit oluyor dostlar. Burada da içinden geçiyor bakın. Şöyle içeriden geçerse. Olay şu. Bakın karşılıklı köşeler A, A üssü bunlar paralel kenarın üstün doğrunun üstünde kalmışlar. Üstünde kalanlar 6 artı altında kalanın önüne eksi yazıyorsun. Bak BB üssünün önünde eksi var. Görün bunu dostlarım. Buna dikkat edin. Olay bu. Burada da bakın yine muhabbet aynı. AA üssü ile BB üssü mü yazmışım ben buraya? Evet BB üssü yazmışım. Tamam burada bir sıkıntı olmuş arkadaşlarım. Çok önemli değil. Hadi siz baştakini bilin benim için yeterli. Aha bakın. Hemen yapalım şu soruyu. Ne diyor burada? 5, 4, 9. Başka bir şey vermiş mi? BH, HC'ye eşit. Bak şuradan da bir diklik sen çizersen. Şu kelebek üçgeni görün arkadaşlarım. 5 ise bu da 5. Şimdi şu ikisinin toplamı yani 5 ile 4'ün toplamı eşit olacak. X'ten 5'in çıkartılmış haline değil mi? Bakın bu doğrunun sağında kalmış. 5'i çıkartacağım. Buraya attım 14 eşittir X geldi. Burada ne demiştik? Bursa ile Denizli'den inenin toplamı yani 6 ile 8'in toplamı 14. Adana ile Ceyhan'dan inenin toplamına eşit. Yani x ile 3'ün toplamı olacak. 11 paketledik geçtik. Yine aynı muhabbet. DE'yi 5 vermiş yazalım hemen. CG'yi soruyor x. BH'ı 7 vermiş. AF'yi 8 vermiş. Adana ile Ceyhan'dan inenin toplamı. Bursa ile Denizli'den inenin toplamına eşit. X 4 gelecek dedim.
Evet, artık aynı soru olduğunu gördünüz dostlarım. Şu çizilen paralellerin toplamı muhabbeti yapacağız. Yani A ile C'den inen 9 ile 7'nin toplamı 16 eşittir. 3 ile X'in toplamı diyeceğiz. 13 olduğunu bulacağız diyebilirim. Evet, geldik burada da alana. Paralel kenarın alanı. 3 farklı yolunu yazacağım arkadaşlarım. Bizim için en önemlisi şu olacak. Paralel kenarın alanı dediğimiz zaman taban çarpı yükseklik arkadaşlarım. Yani A tabanını alıyorsam ben A'ya ait yüksekliği alacağım. Yani H A'yı. Eğer B tabanını alıyorsam da B'ye ait yüksekliği alacağım. Yani H B'yi. Paralel kenarın alanı böyle bulunuyor. Eğer diyor şu aradaki açıyı biliyorsan, ya aradaki açıyı biliyorsak zaten kardeşim şuradan bir diklik indiriyorum. Zaten o diklik sayesinde yüksekliği bulunca tabanda belli oluyor, alanı bulabiliyorsun. Ama diyor ki amca şöyle de yapabilirsin. Şimdi paralel kenarda köşegeni çizince alan iki eşit parçaya bölünüyor dostlar. Şu soldaki üçgenin alanı bakın. Sinüs alan bağıntımız vardı. Şöyle 1 bölü 2 çarpı iki kenarı çarpıyorduk. A ile B'yi çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs x. Ben bu üçgeni buldum. Tüm paralel kenarda ne olacak? Bu üçgenin iki katı. Sen bir de bunu 2 ile çarparsan diyor. Biri de yazmaya gerek yok. İşte iki kenarın çarpımıyla aradaki açının sinüsünün çarpımı alanını verir diyor. Burada da dostum tüm dörtgenlerin alan formülü vardı hatırlarsanız. Bütün dörtgenlerin alan formülü şöyleydi. Köşegenler çarpımının yarısı yani AC ile BD'yi çarpıp yarısını alıyorsun. Bir de aradaki açının sinüsüyle çarpıyorsun. Bu da tüm dörtgenlerin alan formülüdür genel olarak. Paralel kenarda bir dörtgen sonuçta bunun da alanını böyle bulabilirmişiz. Evet, birinci sorumuz bakalım ne diyor? DEX kaçtır diye soruyor. Şimdi biz bunu alandan çözeceğiz. Tabii normalde şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden de çözebiliyoruz bu arada soruyu arkadaşlar. Sonuçta şu açının şu açıyla eşit olduğunu sen biliyorsun paralel kenarın özelliği. Yaz bunun tanjantını 8, ya da sinüsünü 8 bölü 16. Bu da x bölü 6 birbirine eşitle çözebilirsin tabii ki ama biz alandan çözelim şimdi soruyu. Şimdi bu paralel kenarın alanı 8 çarpı 6 değil mi? 6'lık tabana göre yazarsam 8 çarpı 6. Aynı zamanda 16 tabanına göre yazarsam da 16'nın yüksekliği x olduğu için 16 çarpı x de diğer alan bağıntısı. Buradan 2x eşittir 6, x eşittir Ceyhan geldi. Bakın bir soru daha. Şimdi şurası 3, şurası 6. Sinüs alandan yapmamı istiyor ama dediğim gibi şimdi şu açıyı sen 30 diyebiliyorsun. Karşısına bir diklik indirip 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2 dediğinde taban 6, yükseklik de 3 bölü 2 hocam. Çarp ikisini 18 bölü 2'den 9'u işaretleyebilirsin. Ama biz bir de sinüsten de yapalım. Sinüsten neydi? İki kenarın çarpımı bir de aradaki açının sinüsü. Sinüs de 1, 30 da 1 bölü 2 ya da sinüs 150 1 bölü 2 18 bölü 2'den 9'u böyle de bulabilirsin. Alan dağılımlarına geldik. Diyor ki paralel kenarın bir köşegeni çizildiğinde alan iki eşit parçaya bölünür işte göstermiş. Eğer iki köşegen çizildiyse zaten bu köşegenler birbirini ortalıyordu ya. Hadi buna A düştüyse buna da A düşecek. Yani iki köşegen çizildiyse kısaca alan 4 eşit parçaya bölünecek. Devamı diyor ki dostlarım eğer diyor şöyle ardışık iki köşeden karşısındaki kenara bir üçgen oluşturursan bu üçgenin alanı tüm paralel kenarın yarısı olur diyor. Bu üçgen illa alttan yukarı doğru çıkacak diye bir kural yok. Sağdan sola doğru da böyle bir üçgen çıkabilir. Yeter ki ardışık iki köşeden çıksın, karşı iki kenarın üstüne gitsin. Burayı böyle illa ikiye bölecek diye de bir derdimiz yok. Hani böyle de bir şey olmayabilir. İkiye bölecek diye bir kural yok. Nasıl böldüğünün hiçbir önemi yok. Üçgenin alanı tamamının yarısı oluyormuş. Bakın burada yine ardışık iki köşeden çıkmış ama üçüncü karşısındaki kenarın tam üstüne değil de uzantısına gelmiş arkadaşlarım. Bu da olur. Burada da alan yarısı olacak. Sonuçta biz alan kaydırma diye bir şey öğrendik. Bu üçgenin tepe noktasını tutup ben bu paralel doğrunun üstünde istediğim yere götürdüğümde mesela şuraya getirdiğimde E'yi alanı değişmiyordu değil mi arkadaşlarım? Tepe noktasını yerini değiştirmek alanı değiştirmiyordu. Alan kaydırmada anlatmıştık bunu. Devam.
Bakalım burada ne diyor? Bakın, paralel kenarın iç bölgesindeki bir P noktasından 3 köşeye de 4 köşeye de doğrular çizmiş. Diyor ki karşılıklı olan üçgenlerin, işte görüyorsunuz, alanlarının toplamı birbirine eşit. Yani A3 ile A1'in toplamı A4 ile A2'nin toplamına eşittir diyor kural. Arkadaşlar zil çaldı, videoyu durduracağım diye kapatma düğmesine basmışım. O yüzden tekrar devam ediyorum. Bunları birleştireceğim ben tabii ki. Burada da AC dediğimiz şey bir köşegen olmak şartıyla, bakın şuradan iki tane paralel doğru çizdiğinde bu alanların birbirine eşit olduğunu söyleyecekmişiz. Burada da diyor ki köşegen üstündeki herhangi bir noktadan diğer iki köşeye çizdiğin doğrular 4 tane alan yapar. Şu şekilde 4 alan yapar. Şurada dedik ya karşılıklı alanların toplamı eşit. Burada da aynısı tabii ki, karşılıklı alanlar eşit ama burada daha da önemlisi şu üçgenlerin yan yana olan bu iki üçgenin alanıyla bu iki üçgenin alanı da eşitmiş. Bakın burada bu önemlidir. Bu önemlidir. Bununla ilgili güzel sorularımız vardır dostlarım. Evet, burada da yine dışarıdaki bir noktadan bu sefer çizdiğinizde diyor. Bakın demiş ki mavi üçgenin alanıyla turuncunun alanlarının toplamı tüm alanın yarısı olacak diyor arkadaşlarım. Paralel kenarın alanının yarısı olacak diyor kural. Evet, bunları tabii şu anda böyle hemen ezberleyin istemem zaten arkadaşlarım. Soru çözdükçe aklımızda kalacak inşallah bunlar. Bakın birinci örneğimiz ne diyor? Alan ADP, ADP şurası 18'miş. Alan BPC, BPC şurası 3M artı 2'lik bir alanmış. DPC üstteki 32'ymiş. ABP M artı 4'müş. Ve neydi kural? Karşılıklı olanların toplamı, yani 18 ile 3M artı 2'nin toplamı 32 ile M artı 4'ün toplamına eşit. Hemen düzenleyelim. 18, 2 daha 20. 20 artı 3M eşittir 32, 4 daha 36 artı M'e. M'i buraya aldım, 2M eşittir 20'yi buraya aldım, 16. M eşittir 8'i paketledik bile. İkinci sorumuz, bak burada ne demiştik? Şununla şu alan eşit olacak demiştik. MBFK 12 ise alan DEK ne? O da 12 hocam. Basit, kural öğreten bir soru. Tabii ki böyle sorular çıkmayacak. Evet, geldik karma soruları arkadaşlarım. Bunu da bir sonraki videomuzda çekmeye çalışalım. O yüzden burada durduralım. Bir sonraki videoda karma soruları çözeriz. Hadi öpüyorum sizi.